Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün One Piece seçimi Gartner filmini izleyeceğiz. Bu arada saçlarımı kestirdim. Yüzüm gözüm açıldı lan. Just Coffee'den izliyoruz. Sanırım ondan daha önce de video izlemiştim. Açıklama kısmından ona abone olabilirsiniz. Onu bir 10.000 yapalım. Bu videoya da bomba gibi like bekliyorum. Hadi başlayalım. Evet, bir kağıtla kalem tutuyor. Bir şey okuyor herhalde. Ama niye burada okuyor? Soru işareti. Zoe'nin ölüm haberini duydun mu? Tüm üniversite bunu konuşuyor. Duymamak mümkün değil. Vay, kaçıncı kişi oldu? Öldürülen kişiler okulun gereksizleri ama yine de üzüldüm. Ve hala bunları yapanın kim olduğu bilinmiyor mu? Yalnız sıra size de gelebilir, hiç belli olmaz yani. Her neyse. İş mi arıyorsun hala? Evet, hala arıyorum. İyi şanslar. Evet. İş bulmak zor. Gerçekten iyi şanslar. Dersten sonra iş için birkaç yere başvurdum. Biz sizi arayacağız, değil mi? Ama kabul edilmedim. Direkt söylemiyorlar genelde. Biz sizi arayacağız derler, aramazlar. Hiçbir zaman o telefon çağrısı gelmez yani. Bir şey gördü sanırım da. Oha! Ne oluyor lan? Dikkatli ol. Üstünde iz bırakma. Telefonun bildirim sesini kapatmayı unutmuşum. Allah'ım ya. Geliyorum. Dikkatli ol. Oha, yakalandılar. Eyvah. Yalnız senin bildiğini bilirlerse senin de işin sıkıntı. Yani ortadan kaldırım... Ana, fark etmiş bile. Eyvah. Of. Ya hiç günah yok kızın ya. Çok yazık olacak. Umarım bir şey yapmazlar. Of. Ah lanet adam. Ne yapıyorsun? İnsanlardan ne istiyorsunuz? Bence böyle bir konuşma yapmanın sırası değil ha. Vampir. Dokunma ya, vallahi dokunma ya. Bayılttı değil mi? Ha, bayılttı. Evini nereden biliyor? Enteresan. Rüya mıydı yoksa? Rüya mıydı? Ah, şu olaylar yüzünden kafayı yedim. Yorgunluktan nasıl uyuduğumu bile hatırlayamıyorum. Ne zaman geldin sen? Rüya değil miydi? İş arıyordum. Geç sürdü. O saate kadar iş ha? Sonuç? Ne getirdin? Hiç. Daha bulamadım. Aptal velet, kimi kandırdığını sanıyorsun? Kim bilir hangi bardaydın? Yarın da eli boş bu eve gelirsen seni atarım. Lan kızın günahını niye alıyorsun? Nasıl bir annesin ya sen? Ucube kadın. Gerçekten ucube. Kaldır o kıçını ve defol okuluna velet. Ya nasıl bir kadın bu ya? Allah'ım ya. Sosyal medyada takıl sen anca. Veledini benim başıma bırakıp geberip gitti. Üvey annem mi yoksa? Ne yapıyor? Affedersiniz. Aa! Geçebilir miyim? Bu o vampir değil mi? Tanıdık geldi. Sanki daha önce görmüştüm gibi. Hanımefendi. Burada hiç çaktırmıyor. Pardon. Acaba şüphe duygusu. Tanıyamadı. Güzel. Bu da hatırlıyor mu diyecektim de hatırlıyormuş. Başımıza dert aldık. Sana orada işini bitirelim dedim. Zaman kaybetmeden kaldıralım onu.
Verilen emir dışındaki kişilere dokunmanın cezasını biliyorsun. Kafamıza göre herkesi öldüremeyiz Vanessa. Biz sadece bize söylenen kişileri kaldırıyoruz. Patronun iş üstünde yakalandığımızı öğrenirse biteriz. Hele ki o kız bizi tanıyıp ihbar ederse. Endişelenme, ben halledeceğim. Bir sorun çıkarsa araya girerim, haberin olsun. Olmayacak. Aşık falan mı edeceksin kendine? Değerli öğrenciler, başlamadan önce duyurum var. Biliyorsunuz okulumuz her yıl sizin için bir gezi turu hazırlıyor. Bu yıl sizler için kamp gezisi planladık. Lütfen herkes kendine bir partner seçsin. Geçen yıldaki gibi sorunun çıkmaması için lütfen iyi anlaştığınız birilerini seçin. Kimse dinlemiyor. Lanet olsun yaşlılık. Üçüncü ders gelip partnerlerinizi seçeceğiz. O zamana kadar kararınızı vermiş olun. Okulun içinde mi tüttürüyorsun la? Ya da lollipop. Oh Estella, ne haber? Yarın da eli boş bu eve gelirsen seni atarım. Haha harika. Kamp için partnerin kim? Ben ve Noah birlikte gidiyoruz. Daha birisini bulamadım doğrusu. Sana sormaya gelmiştim. Ah üzgünüm, ben Noah'layım. Anladım. Her neyse iyi eğlenceler. Lollipopmuş bu arada. Hey, ben daha cevap bile vermedim. Nereden biliyorsun seninle geleceğimi? Benim gibi bir kızı reddedemezsin. Üçüncü ders sonrası. Bu özgüven şaka mı ya? Ben de istiyorum bu özgüvenden. Partnerin? Yok. Aslında şimdilik kimse... Partneri benim. Vay be, çok ani oldu. Tekrar merhaba. Yakıştılar ha. Kır elini. Ha? Bakışmalara bak. Kimsin? Ayrıca niye partnerim oldun? Kimse partnerin olmadı çünkü. Bu yüzden ben sana eşlik edeceğim. Öncelikle partnerim olmak isteyen bir sürü kişi oldu. Ben kendim reddettim. Gördüm, evet. Axel. İlgilenmiyorum. Neden? Ayıp olmadı mı? Çocuğun elini havada bıraktın. Beni reddetti. Sanırım bu kez işimiz kolaylaşacak. Okul kamp gezisi yapıyor. Görevi orada bitiririz. Neyin var? Ertesi gün. Red yiyince erkekler. Olsun olsun ya. Bırak, boşver. Fazla uzaklaşmayın. Diğer öğrencilere bakıp geleceğim. Fena değil. En azından bir süreliğine ucube kadından kurtuldum. Yine geldi. Yeniden merhaba. Estella. İsmini okul kayıtlarından baktım. Ah, yine mi? Sebebini bilmediğim halde fazla huzursuz edici. Her neyse. Yine bakışıyorlar. Arkamdan sinsi bir şekilde yaklaşmayı bırak. Pardon. Ve benden olabildiğince uzak ol. Grup halinde gezeceğiz. Ya, lütfen partnerinizden ayrılmayın. Hadi uzaklaş da göreyim. Rehberin sözünden çıkamayız değil mi? Hiç hoşuna gitmedi hiç. Plan tıkır tıkır işliyor ha. Ama bu aşık olacak, söyleyeyim. Ortalık çok kalabalık. Şüpheli durumuna düşersek hiç iyi olmaz. Olay yerine başkasını çekersek... Şüpheli olarak alınmayız. Kim? Haha şu kız. Şimdi partnerimi yalnız bırakmamalıyım. Seni aradığımda hazır ol. Bunların arasında bir şey yaşanacak ya. Büyük ihtimal. Bu niye kızardı şimdi? Bu da gizliden buna mı aşık? Şu fiyatı daha fazla arttırsam iyi olur. Ne yapıyorsun? Sevgilini bu kadar özleyecektiysen neden geldin? Sevgilisi mi var? Ya ağzından laf almak için diyor. Ne sevgilisi? İş arıyorum. Güzel taktik ha.
İşimize yarar. Ayrıca sen daha az önce o taraftaydın. Ne ara geldin? Bayağıdır arkandaydım. Sen fark etmedin. Biraz yürümeye ne dersin? Böyle iyi aslında. Seni tutan yok. Git gez. Şimdi anlıyorum niye kimsenin partnerin olmadığını. Aksi kızıl kafa. Ne? O kadar soğuk muyum? Evet. Evet, soğuksun. Hey, beni bekle. Gerçekten soğuksun. Günaydın. Biraz sonra. Fazla soğuk davranıyor muyum? Günaydın. Yani biraz. Biraz mı? Ama hoşuma gidiyor bu soğuk tavırların. Olur olur bunlar. Pardon, buna bakmam lazım. Gelir misin? Ne oldu? Yazdığım yere gel. Görev iptal oldu. Geliyorum. Küçük bir işim çıktı. Geri geleceğim. Kızı tek başına bıraktın, yalnız olmadı bu. Bekleyelim o zaman. Ne oluyor? Şüpheli durumundayız. Hemen gitmeliyiz. Kim yaptı? Sanırım eskiden ortak olduğumuz biri. Gidip bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Estella'yı ormanda bıraktım. Onu almam gerek önce. Vaktimiz yok. Ya, ama olmadı böyle. Ertesi gün. Küsmüştür muhtemelen. Oh, merhaba Axel. Gider tabii yani. Haklı bu arada. Bir şey mi ihtiyacın var? Yardım edebilirim. Estella ile konuşmak istiyordum ama gitti. Yanına gitsem iyi olacak. O iş bulamadığı için gergin bu aralar. Seninle konuşacağını sanmıyorum. Bahçeye çıkalım mı? Sen de az değilsin ha. Vaktim yok. Gitmem gerek. Seninle ilgilenmiyor, üzgünüm. Ne diyeceksin şimdi? Estella, özür dilerim. Seni yalnız bıraktım. Her neyse, umurumda değil. Önümden çekil. Pek umurunda değil gibi durmuyor. Gerçekten işim çıktı. Gitmek zorunda kaldım. Haber verebilirdin. Telefon numaram bende yok. Hiçbir şekilde haber veremiyordum. O da doğru. Hadi bana telefon numaranı ver. Güzel güzel. Hey hey, ben seni affettiğimi söylemedim. Geçen sefer iş aradığın hakkında bahsetmiştin. Yardımcı olabilirim. Nasıl? Yarın aradığımda söylediğim yere gel. Akşam arayıp bilgi vereceğim. Peki. Eğer olursa seni affederim. Şimdi gitmem gerek. İyi, düzeldiler. Evet evet. Abayı yaktı bu çocuk. Sence de fazla samimi davranmıyor musun? O gece onun kanını aldığımda... Biliyorsun, vampirler kan aldıkları kişilere bağlanır. Seviyor musun onu? Sanırım evet. Aa, üzüldü. Yarın sabah. İçerideler. Çok tatlı yapmış ya karakteri bu arada. Axel'ın arkadaşısın sanırım. İsmim Maria. Memnun oldum efendim. Axel dün senden bahsetti Estella. Yui'ye bakıcılık yapman konusunda. İşlerim genelde yurt dışında oluyor ve Yui evde yalnız kalıyor. Merak etmeyin, ben kendisiyle en iyi şekilde ilgileneceğim. 6 aylık bir süreçte burada olmayacağım. Ödemeni Axel halledecek. Anladım efendim. Ve senden bir ricam daha var.
Yui ile ilgilendiğin kadar lütfen Axel ile ilgilenmeye çalış. Emin ol Yui Axel'dan daha uslu. Tabii ki. Axel'ın kız versiyonu gibisin. Beni sevmedin sanırım. Alışır ya zamanla. Abimin sevgilisisin değil mi? Hayır. Ama olacaksın muhtemelen. Yalancı. Işınlandı mı? Evet, ışınlanıyor bunlar. Nereye? Gitmem gereken bir yer var. Geç geleceğim, yani beni bekleme. Ben niye seni bekleyeyim? Sadece annem bana... Ne? Birkaç ay sonra. Vampir olduğunu neden daha önce söylemedin? Bilmem. Korkarsın diye düşündüm. Senden mi? Komikmiş. Yalnız seni ısırabilirim. Cringe'leşme. Yuni'nin atıştırmalığına götürsem iyi olur. Yui! Benden mi saklanıyorsun? Çok tatlı ya. Güzelim, artık uyku vaktin geldi. Uyumak istemiyorum. Üzgünüm ama artık saat çok geç. Şimdi odana lütfen. Şapşık ya. Ne oldu? Bir şey dikkatini çekti sanırım da. Bu da ne? Oha, silah? Neden evinde silah var? Şüphelenme, korunmak için de olabilir yani, değil mi? Ne yapıyorsun? Haha, telefonumu arıyordum. Burada bıraktım sanmıştım. Pardon. Bornozlu. Axel. Bir kez daha Axel der misin? Hayır. Nereye gidiyorsun tekrar? Aha. Geç olmadan gelirim, merak etme. Ah, şu adam. Utandın mı? Kim olduğunu çok merak ediyorum. Estelle Axel'ı takip eder. Tanıdık geliyor burası. Oha. Buradan gitmem gerek. Tuttu. Axel muhtemelen. Ne yapıyorsun burada? Yardım etti. Estelle bağırma. Uzak dur. Kimsin sen? Açıklayacağım ama önce... Dokunma. Estelle bağırma. İkimizin de sonunu getireceksin, bağırma. Niye insanları öldürüyorsunuz? Gördüğün gibi değil, anlatacağım. Eyvah. Eyvah. Lan bir şey yap lan Axel. Part 2. Şimdi Part 2'ye geçiyoruz. Zindana mı düştünüz la? Ya da ışınlandı. İyi misin? Evet. Kolun. Alışkındır o ya. Sorun yok. Gidelim buradan lütfen. Kolunu uzat. İyi gözükmüyor.
Hastaneye gidersek başım belaya girer. İlk yardım çantasını getir bana. Beni ihbar edersin diye düşünmüştüm. Çantayı getir. Yo, bu da hoşlanıyor zaten belli. Yani yeni yeni. Oldu. Dikiş attım. Kolunu fazla hareket ettirme. Teşekkürler. İyi olduğuna emin misin? Ya üzüldü ya. Ne oldu la? Uyuyakaldı galiba. Ne yapacağım şimdi? Yapacağın hiçbir şey yok. Ne yapabilirsin yani? Bu adamın işi buymuş. Çok fazla kan kaybettim. Bu iyi değil. Tampon yapacağım. Baskılayacaksın sürekli. Kan kaybetmeyi engellemek için. Nasıl kan kaybediyor ki hala? Sarmış zaten. Ha, bunun kanını mı emecek? Ertesi gün. Büyük ihtimal kolu falan kaşınacak. Sivrisinek falan zanneder herhalde yani. Gerçi onun vampir olduğunu biliyor. Çok tatlı ya kardeşi. Günaydın. Sana da. Kolunu fazla hareket ettirmemesini söylemiştim. Yui, yemek vaktin canım. Dün iyi olmadığın için yormak istemedim. Ama şimdi açıklama bekliyorum. Seni daha önce gördüm. Nasıl yaptığını bilmediğim bir şekilde bana olayları rüya gibi gösterdin. Doğru. Kimsin? Ve neden birilerini öldürüyorsunuz? Bu bizim işimiz. Ve merak etme, herkese dokunmuyoruz. Sadece gerekli kişileri. Üniversitedeki kişileri de mi siz öldürdünüz? Evet. Ama onlar iyi biri değildiler. Ailen biliyor mu? Senin dışında şu anlık kimse bilmiyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Susmayı. Değil mi? Doğrusu umurumda değil. Ha, dedim işte. Hayatımı riske atacak değilim. Sadece bakıcıyım. Ha, yalan söyleme. İhbar etmeyeceksin yani. Evet. Onu seviyorsun ondan. Kolun daha iyi gibi. Evet, yardımın için teşekkürler. Benim yüzümden vurulmuştun. Sorun değil. Her neyse. Niye bu kadar yakınlaştım? Akşam. Bu kadar değerli olduğumu bilmiyordum. Kıskançlıktan. Tabii ki de değerlisin. Kendini öldürtüyordun. Sanırım dikişim açıldı. Bu ne düşünüyor ya? Bayağı yakın gözüküyorlar. Sevgilisi mi? Aa, üzüldü. Ben de o kızdan hoşlanmıyorum. Anlamadım. Sen sanırım yanlış anladın. Ben sadece abimi kıskandın. Evet. Kıskandın yani, belli. Bunlar şimdi kavga ederler. Hey! Dün o yaptıkların da neydi? Senin yüzünden başımız belaya girdi. Yaptığımız tüm hazırlıkları yok ettin. Paramı da alamadım. Onu bahane edeceksin değil mi? Axel ölebilirdi. Onu bahane ediyor bence.
Ne düşünüyorsun? Morali bozuldu tabii. Amacı da oydu zaten, amacına ulaştı. Tipe bak. Hala mı bozuk moralin ya? Ört üstünü de, üşümesin. Uyuyakalmış ya da yerine götür. Odasına götürsem? Yanlış anladı, yanlış anladı. Pardon. Kusura bakma. Ne yapmaya çalışıyordun? Ya hemen fesat ya. Odana götürmek istedim sadece. Elin sertmiş. Üzgünüm, aniden oldu. Yarın sabah. Nereye gidiyorsun? Eve. Almam gereken bir eşya var. Beraber gidelim, seni bırakırım. Yalnız gitsem daha iyi olur. Ben de geliyorum. Gerek yok diyorum, niye ısrar ediyorsun? İnatçı ya. Tamam, gel. Kimsin? Evimde ne işin var? Estella'nın arkadaşıyım. Estella. Ne? Ben yokken eve birilerini mi alıyorsun? Hanımefendi, yanlış anladınız. Estella'nın üniversiteden arkadaşıyım. İşiniz bittiyse çıkın. Çok kaba lan bu. Onun adına özür dilerim. Kusura bakma lütfen. Sorun değil. Annen sevmedi sanırım ben. Annem değil. Üvey annem. Yani öz annem değil. Üvey. Tahmin etmiştim. Anladım. Hadi gidelim. Yeni açılan alışveriş merkezine gitmeye ne dersin? Gerek yok. Axel biraz sinir bozucu, evet. Ama artık onu sevmeye başlamıştım. Anlaşılıyor zaten. Ama bir gün... Hayır, kötü bir şey olmasın ya. Hayır ya. Kötü bitmesin. Lan! Ya bu olmadı işte ya. Böyle bir şey beklemiyordum. Neden? Neydi bu yaptığın? Ya belliydi böyle bir şey olacağı ya. Seni sevdiğimi biliyorsun. Benim de seni sevmediğimi biliyorsun. Senden hoşlanmadığımı sana kibarca defalarca söyledim. Belki... Çık. Olmuyorsa zorlama. Çünkü olmaz yani. Umarım birisi görmemiştir. Gördü bile maalesef. Doğrusu bir süre Axel'la konuşmadım. Daha sonra Axel'ın annesi iş seyahatinden döndü. 6 ay ne ağır oldu ya. Bakıcılık işim artık bitmişti. Eve geri döndüm. Estella. Konuşabilir miyiz? Üzgünüm, gitmem gerek. Ya konuşun ya. En yanlış zamanda denk geldi yani Estella'da. Böyle şans olmaz yani Axel. Çok şanssızsın. Kusura bakma. Hadi konuşun. Neyin var? Niye bu kadar umurundayım? Çünkü seni seviyorum. Sana bağlıyım. Sizi gördüm. Vanessa'yla sen... Her şeyi yanlış anladın.
Onunla aramızda hiçbir şey yok. İstemsizce oldu her şey. Arkadaşlığımızı bitirdik. Lütfen bana şans ver. Ver hadi ya. Bir şans ya. Hadi be. Hadi be. Sanırım verdi şansı. Ertesi gün. Hediye mi getirdin, çiçek falan? Ulan bir çiçek getirseydin lan. Günaydın bebişim. Hiç bu işleri bilmiyorsun Axel. Odun, yeni mi uyandın sanırım? Burnu kanıyor lan. Saatin sabahın 6'sı olduğunun farkındasın değil mi? Sence de fazla hızlı davranmıyor musun? Haha hayır, akşam teklifimi kabul ettin. Yani teklifini kabul ettiyse iş bitmiştir. Derse beraber gidelim. Tamam, önce giyinmeme izin ver. Bir ay sonra. Estella abla, tekrar bizimle kalır mısın? Üzgünüm tatlım ama artık annen yanında. Bana ihtiyacın yok. Hayır var. Nasıl? Yuni'nin de isteği üzerine annemle konuştum. Tekrar başlasın o zaman diyor. Kalıyorsun değil mi? Kalıyorum. Son. Bittim. Evet, Just Coffee'ye kesinlikle abone olun arkadaşlar. Onu 10.000'in üzerine çıkaralım. Çünkü efsane yapmış yani. Ben hayatımda bu kadar güzel film izlemedim neredeyse yani Türkiye'de. Just Coffee harbi kendini bayağı geliştirmiş. Yani onu en son ne zaman izlemiştim? 1 yıl olmuş olabilir, 2 yıl olmuş olabilir bilmiyorum ama. Evet, onu kesinlikle 10.000 aboneye geçirelim. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz.